Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yalnızca bir bilim insanını değil, evrenin sırlarını anlamaya çalışan bir vizyonerden bahsedeceğiz. Nikola Tesla. Onu birçok kişi elektriğin dehası olarak tanıyor. Ancak Tesla yalnızca teknolojiyle değil, aynı zamanda evrenin temel yapısını ve derin sırlarını anlamaya takıntılıydı. Özellikle onun 3-6-9 kuralı dediği bir fikir, bilimle mistisizmi birleştiren bir anahtar olarak görülüyor. Peki Tesla'nın evrene bakışı nasıldı? Ve neden 3, 6 ve 9 sayıları onun için bu kadar önemliydi? Gelin bu büyüleyici soruların yanıtlarını birlikte keşfedelim. Tesla bir keresinde evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim üzerine düşünmelisiniz demişti. Bu söz onun evreni yalnızca fiziksel değil aynı zamanda metafiziksel bir bütün olarak gördüğünü gösteriyor. Tesla'ya göre her şey titreşimlerden oluşur. Atomlar, ışık, hatta insan düşünceleri bile belirli bir frekansa sahiptir. Bu düşünce modern bilimin birçok dalıyla uyumludur. Örneğin kuantum fiziği maddenin ve enerjinin aslında titreşimlerden ibaret olduğunu öne sürer. Tesla bu konsepti o dönemde anlayabilecek birkaç kişiden biriydi. Ancak Tesla sadece fiziksel dünyayı değil, görünmeyen dünyayı da anlamaya çalışıyordu. Ona göre evrendeki tüm gerçeklik birbiriyle bağlıdır ve bu bağlantıyı çözmek insanlığın en büyük sırrını ortaya çıkaracaktır. Tesla matematiğin evrenin dili olduğuna inanıyordu. Ancak onun bu yaklaşımı sıradan matematiğin ötesine geçti. Tesla 3, 6 ve 9 sayılarının evrenin temel bir şifresi olduğuna inanıyordu. Bu sayılar yalnızca matematiksel bir önem taşımıyor, aynı zamanda evrenin işleyişine dair bir anahtar işlevi görüyordu. Peki neden 3, 6 ve 9? İşte Tesla'nın bu sayılara yüklediği anlamlar. Tesla'ya göre 3 sayısı evrenin temel yapısındaki dengeyi temsil eder. Doğa üçlü sistemler üzerine kuruludur. Atomun yapısı proton, nötron, elektron. Zamanın bölümleri geçmiş, şimdi, gelecek. İnsan varlığı zihin, beden ve ruh. Bu üçlü yapı evrenin işleyişini açıklayan bir model gibidir. Tesla 3 sayısının bu evrensel dengeyi sembolize ettiğini düşünüyordu. 6, Tesla'nın sisteminde hareketi ve bağlantıyı temsil eder. Evrendeki döngüler 6 sayısıyla açıklanabilir. Örneğin bir hücrenin bölünme döngüsü, güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngeleri, insan yaşamındaki biyolojik ritimler. Tesla 6 sayısını evrenin birbirine bağlı ve sürekli hareket eden doğasının bir sembolü olarak görüyordu. Tesla için 9 her şeyin başlangıcı ve sonu idi. Ona göre 9 sayısı evrenin tamamını kapsayan bir kozmik enerji anlamına geliyordu. 9 sayısı diğer sayıların hepsinden ayrı bir anlam taşıyordu. Çünkü Tesla 9'un bir döngüyü tamamlayan ve evrensel bilincin merkezini temsil eden sayı olduğunu düşünüyordu. Tesla'nın gözünde 9 tüm sayıların üstündeydi. 9 sayısı hem matematiksel hem de spiritüel olarak benzersizdi. Matematiksel kusursuzluk. 9, diğer tüm sayıların toplam döngülerini içerir. Örneğin hangi sayıyı 9 ile çarparsanız, rakamlarını topladığınızda sonuç her zaman 9'a geri döner. Tamlık sembolü. Tesla 9'un evrenin tamamlanmış bir döngüsünü temsil ettiğine inanıyordu. Onun gözünde 9, başlangıç ve sonun birleştiği bir sonsuzluk işaretiydi. Spiritüel bağlantı. Birçok mistik gelenekte 9 sayısı ilahi enerjiyi ve evrensel bilgeliği temsil eder. Tesla bu enerjiyi kullanarak insanlık için daha büyük bir bilinç düzeyine ulaşabileceğine inanıyordu. Tesla'nın bu 3 sayıya olan ilgisi matematikteki bazı benzersiz özelliklerden de kaynaklanıyor olabilir. İşte bununla ilgili ilginç birkaç matematiksel örnek. Bir daireyi düşünün. Dairenin 360 derece olması rastlantı değildir. Matematiksel olarak bir sayıyı ikiye böldüğünüzde elde edilen sonuç 3, 6 veya 9 ile bağlantılıdır. Bu basit ama etkileyici matematiksel örnekler Tesla'nın bu sayıların kozmik bir anlam taşıdığına olan inancını güçlendirmişti.
Tesla 3-6-9 kuralını sadece bir teoriden ibaret bırakmadı. Ona göre bu sayıların gücü evrenin enerjisinin nasıl yönlendirilebileceğini anlamak için bir rehberdi. Özellikle kablosuz enerji projelerinde bu sayılar üzerine yoğunlaştı. Tesla'nın Warden Life Kulesi bu prensibi temel olarak evrensel enerjiyi herkes için kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyordu. Tesla evrensel enerjiyi kablosuz olarak iletmenin mümkün olduğuna ve bunu gerçekleştirmenin sırrının 3-6-9'un matematiğini anlamakta yattığını söylüyordu. Ne yazık ki bu projeler o dönemde finansman bulamadığı için yarıda kaldı. Tesla'nın 3-6-9 kuralı spiritüel ve mistik yaklaşımlarla da sık sık ilişkilendirilir. Tesla evreni bir enerji ağı olarak görüyordu ve bu ağın titreşimlerle beslendiğine inanıyordu. 3, 6 ve 9 bu enerji ağının frekansları gibiydi. Bazı spiritüel öğretilerde bu sayılar insan bilinciyle ve evren arasındaki bağlantıyı temsil eder. 3 sayısı insanın fiziksel ve zihinsel dünyasını evrene bağlayan bir kapıdır. 6 sayısı insanın içsel uyumunu ve evrendeki rolünü temsil eder. 9 sayısı ise aydınlanmayı, tamlığı ve evrensel enerjiyi temsil eder. Tesla'nın bu yaklaşımları sadece bilimsel değil, aynı zamanda metafizik bir boyutu da içeriyordu. Peki biz 3-6-9'un gücünden nasıl faydalanabiliriz? Tesla her gün bu sayıları düşünmek ve meditasyon yapmak gibi yöntemlerin evrensel enerjiyle uyum sağlamak için bir yol olabileceğini ima ediyordu. Bu, günümüzde bile birçok insan tarafından Tesla meditasyonu adıyla uygulanıyor. Basit bir örnekle sabah 3 defa bir hedefinizi yazın. Öğlen 6 defa o hedefinizi tekrar edin. Gece 9 defa hedefinizi görselleştirerek üzerine meditasyon yapın. Bu yöntem Tesla'nın evrene dair felsefesini kendi hayatımıza adapte etmenin bir yolunu gösteriyor. Nikola Tesla yalnızca icatlarıyla değil, evrenin işleyişine dair felsefesiyle de modern dünyanın çok ötesinde bir düşünürdü. Onun gözünde evren sonsuz bir enerji ağıydı. Ve bu ağı anlamanın anahtarı 3, 6 ve 9'un kozmik sırrında saklıydı. Tesla bu sayıları evrenin dilini çözmek için bir şifre olarak görüyordu. Bugün onun bu vizyonu sadece bilim insanlarını değil, filozofları, mistikleri ve sanatçıları da etkiliyor. Çünkü bu sayıların sırrı yalnızca matematikte değil, evrenin ruhunda saklı. Tesla'nın evren anlayışı yalnızca bilimsel teorilere değil, aynı zamanda kutsal geometriye dayanıyordu. Ona göre evrenin temel yapısı geometrik bir düzene dayanıyordu ve bu düzen 3-6-9 sayılarıyla açıklanabilirdi. Bu düşünceyi açıklamak için doğadaki örneklere bakalım. Sarmal düzen. Doğadaki pek çok şey altın orana göre hareket eder. Deniz kabuklarının spiralleri, galaksilerin dönüşü ve DNA'nın yapısı bu oranın bir sonucudur. Tesla bu düzenin ardında 3-6-9'un ritmik bir rol oynadığını öne sürüyordu. Fraktal desenler. Ağaçların dallarından nehirlerin akışına kadar her şey küçük ölçekte de büyük ölçekte de kendi kendini tekrar eder. Tesla bu sonsuz tekrarın üçlü döngü dediği bir formülle açıklanabileceğine inanıyordu. Tesla'ya göre 3-6-9 yalnızca matematiksel değil, aynı zamanda metafiziksel bir boyut taşıyordu. Bu sayılar evrenin kozmos dediği düzenli tarafıydı. Kaos dediği düzensiz tarafını birbirine bağlayan bir köprüydü. Tesla 3-6-9'un yalnızca bir teoriden ibaret olmadığını kanıtlamak istercesine hayatının her alanında bu sayıları kullandı. İşte onun bu sayıları nasıl uyguladığına dair bazı ilginç örnekler. Ritüelleri. Tesla'nın hayatı boyunca takıntılı bir düzeni vardı. Örneğin bir otelde kalıyorsa her zaman odasının numarasının 3'e, 6'ya veya 9'a bölünebilir olmasına dikkat ediyordu. Yemek yerken çatal, bıçak setini mutlaka üçlü gruplar halinde düzenlerdi. Bu onun evrensel bir enerji düzenine uyum sağlamaya çalıştığını gösteriyordu. Kablosuz enerji deneyleri. Tesla'nın Warden Life Kulesi 3-6-9 prensiplerine dayalı bir enerji düzenine göre tasarlanmıştı. Tesla bu kuleyi inşa ederken evrensel enerji dalgalarını toplamak ve yaymak için bu sayıların titreşimsel frekanslarını esas aldı. Meditasyon ve düşünce gücü. Tesla zihinsel olarak 3-6-9 üzerine yoğunlaşmanın
evrensel bir enerjiyle uyum sağlamak için etkili bir yöntem olduğunu söylüyordu. Tesla kendisini evrenin akışıyla senkronize edebilmek için uzun süre meditasyon yapardı. Tesla evreni bir senfoniye benzetirdi. Ona göre her titreşim bir notaydı ve bu notaların belirli bir ritimde birleşmesiyle evrenin şarkısı oluşuyordu. İşte bu şarkının notaları 3, 6 ve 9'un gizemli frekanslarıydı. Tesla bu şifreyi çözebilirse insanlığın enerjiyi sınırsız bir şekilde kullanabileceğine inanıyordu. Hatta daha ileri giderek 3, 6, 9'un doğru kullanılması halinde zamanda yolculuğun veya paralel evrenlere ulaşmanın bile mümkün olabileceğini ima etmişti. Tesla'nın zihni yalnızca fiziksel dünyayı değil, bu dünyayı aşan, bilinmeyen boyutları da kavramaya çalışıyordu. Onun vizyonu yalnızca elektrik mühendisliğinde değil, aynı zamanda insanlığın evrene olan bakış açısında devrim yarattı. Tesla'nın yaşamı boyunca en büyük amacı insanlığı sınırsız bir enerji kaynağına ulaştırmaktı. Ona göre insanlık 3-6-9'un sırrını anlayarak bunu başarabilirdi. Tesla'nın şu sözleri onun bu vizyonunu özetliyor. Bir gün insanlık 3-6-9'un anlamını anlayacak. Bu evrene açılan kapının anahtarıdır. Tesla'nın hayali gerçekleşmemiş olabilir. Ancak onun bu felsefesi bugün hala yaşıyor. Bilim insanları Tesla'nın enerji teorilerini ve bu sayıların frekanslarını anlamaya, çalışmaya devam ediyor. Belki de bir gün onun bıraktığı bu ipuçları insanlığı yepyeni bir enerji çağına taşıyacak. Nikola Tesla yalnızca bir bilim insanı değil, evrenin sırrını çözmeye çalışan bir filozoftu. 3-6-9 kuralı onun bu büyük vizyonunun bir parçasıydı. Tesla'ya göre bu sayılar sadece birer rakam değil, evrenin titreşimlerini anlamak için bir anahtardı. Onun mirası bugün bile bilim insanları ve spiritüalistler arasında tartışılmaya devam ediyor. Eğer bu video sizin de Tesla'nın evren anlayışı ve 3-6-9'un gizemi hakkında daha fazla düşünmenizi sağladıysa, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.